Merhaba. Konuğumuz Omnitek Anonim Şirketi kurucusu Sayın Osman İlker Yılmaz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet Osman Bey, öncelikle sizi tanımak istiyoruz ve sonrasında tabii ki Omnitek neler yapar. Buyurun. Ben İlker Yılmaz, makine yüksek mühendisiyim. Uzun yıllardır, yaklaşık 2002 yılından beri sadece motor üzerine odaklı bir kendi gelişim programımı düzenlemeye çalışıyorum. Şu an işte Omnitek Mühendislik AŞ 2015 yılından beri faaliyette. Alternatif yakıt üzerine odaklanıyoruz. İşte örneğin ağır vasıtaların dizel yerine doğalgazla çalışmasını sağlamak amacıyla motor kitleri geliştirerek bir dizel aracın doğalgaza dönüşümünü yapıyoruz. Doğalgaz dediğim tabii sıkıştırılmış doğalgaz olabiliyor, likit doğalgaz olabiliyor. Biz bunu CNG ya da LNG olarak adlandırıyoruz. Bunun dışında işte siz de takip edersiniz. İşte elektrikli araçlar üzerine iyi bir popülerite var şu an. Ama genelde bizim ülkemizde bataryalı araçlara yöneliliyor. Yani işte bunun da bir takım alternatif versiyonları var. Mesela fuel cell dediğimiz yakıt hücreli ve hidrojenle çalışan elektrikli araçlar üzerinde yine yoğun mesai sarf ediyoruz. Çünkü şöyle bir handikap olacağını düşünüyoruz ileride. Ülkemizin enerji kaynakları yeterli gelip de atıyorum 1 milyon tane elektrikli aracı biz her saniye şarj edemeyebiliriz. Tabii da, istasyonlar da çok önemli. Tabii ki. Her noktada istasyon olabilecek ve ne kadar kilometre yapılabilecek bu araçlarla tabii. Ya da işte kilometre yaparken verim alınabilecek mi? Bunlar kafamızdaki sorular değil mi? Aynen. Mesela geçen bayram ben İzmir'e giderken İstanbul'dan otobanda hani 5-6 tane elektrikli aracın arka arkaya bekleyip de işte şarj için sıra gelmesini için sıraya girdiğini gördüm. Bu da büyük bir zaman kaybı aslında. Hani sonuçta kümülatif olarak hani biz teknolojiye bakacak olursak biz şunu düşünüyoruz. Gelecekte hidrojenle çalışan elektrikli araçlar ve fuel cell kapasiteli aynı zamanda içten yanmalı motorların ölmemesi adına da doğal gazlı çalışan içten yanmalı motorlar olacağını düşünüyoruz ve bu iki noktaya büyük yatırım yapmaya çalışıyoruz. Ve bunu da Eskişehir'de yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Yani alternatif yakıtların geleceği hakkındaki düşünceniz oldukça pozitif. Doğru mu anladım? Evet öyle. Buna mecbur kalacağız çünkü. İki nedenden dolayı. Birisi çevre, emisyon. Biliyorsunuz Türkiye işte Kyoto protokolü imzaladı ya da iklimle, emisyonla ilgili daha ciddi sert kurallar gelecek. Buna geçmek zorunda kalacağız. Çünkü Londra'da mesela Low Emission Zone dediğimiz bir bölge var. Oraya sadece elektrikli araçlar giriyor. Ya da Avrupa şehir merkezlerini sınıflandırıyor artık. İşte girdiğiniz aracın kirletme derecesine göre size belli sınırlar koyuyor. Yani şehir merkezine elektrikli araçla girerken şehrin dışına mesela Euro 5 araçla yaklaşabiliyorsunuz. Ya da tırınız var, Avrupa'ya iş yapacaksınız bugün. Minimum 4 yaşında olması lazım. Bunun nedeni işte minimum Euro 5 emisyon sertifikasına haiz bir motorla Avrupa sınırından içeri girebiliyorsunuz. Yani Türkiye'de de çok ciddi anlamda yakında emisyonla ilgili katı kurallar başlamak durumunda kalacak. Ve biz bunun için işte 2015'ten beri hazırlık yapıyoruz. Harika. Peki ileride ne gibi yakıtlarla karşılaşacağız? Şu an siz doğalgazdan faydalanarak iki yakıt türünü geliştirip kullanıyorsunuz. Daha neler olacak? Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu tabii net olarak böyle olacak diyemiyoruz. Malumunuz mesela dizel fiyatı uzun bir süre benzinden pahalı kaldı. Hani normalde dizelin ucuz, benzinin pahalı olması gerekir. Tabii, normal. Bilimsel olarak da böyle hani mühendisler giderler dizel motor geliştirirler ki dizel ekonomik bir yakıttır diye. Biz de o perspektiften baktığımızda şu an doğalgaza yöneliyoruz ve hidrojene. Çünkü belli artık yani dizel ya da benzinle bu iş gidemeyecek ve motor geliştiren şirketlerin de limitleri belli bir yerde tıkandı. Yani mevcut yakıtlarla. O yüzden mutlaka doğalgazın olacağını ve mutlaka hidrojenin olacağını düşünüyoruz. Hatta biz içten yanmalı motorlar için şu an alternatif karışım yakıtlar arıyoruz. Yani mesela doğalgazla hidrojeni karıştırırsak ne olur? Veya işte doğalgaz, hidrojen artı bir miktar belki helyum gibi gibi. Tabii burada size bahsettiğim gaz çeşitleri bizim gerçekten üzerinde test yaptığımız çeşitler değil, know-how gereği bunu söylemiyorum ama mutlaka örnekleme. Evet, mutlaka geleceğin yakıtı gaz olacak. Evet. Otomotiv firmaları ne yapacaklar acaba? Bir an onu düşündüm.
Aslında Avrupa burada yine bizden 3-4 adımı önde başladı bu işe. Mesela fuel cell araçlarla ilgili ciddi bir talep var. EBRD'nin ciddi kredileri var. Biz kapı kapı Türkiye'deki bütün otobüs üreticilerini gezdik ve birlikte fuel cell otobüs üretmeyi teklif ettik ama henüz hiçbirinden ciddi değer gören bir cevap alamadık. Ama bu hani LPG de böyle başladı. Yani bir zaman işte küçük denemelerle şundan bundan şimdi yaygınlaştı. Evet. Ve şu an çok cazip hani benzine göre. Bu evet. Da öyle olacak ve şey başarılı bir proje lazım. Bizim handikapımız oldu Türkiye'de. Yani bugün çok ünlü yakıt sistemi üreticileri doğalgazlı motor geliştirdiler ve bunu çok ünlü iki motor markasına taktılar ama başarılı sonuçlar alamadılar. Şimdi böyle bir ortamda hani yani A ve B firmasının başaramadığı bir sistemi Omnitek mi başaracak şeklinde biz maalesef çok önyargılı bir yaklaşım gördük. Ama biz bunu mesela İETT'de kırdık 2018 yılında dizel bir motoru doğalgaza çevirip gücünü %86 artırabildik. Normalde doğalgazlı motorların dizele göre performansları düşüktür. Yani kötü tecrübelerde ya da insanların gördüğü şeylerde ama bizim sistemimizde öyle bir şey söz konusu değil. Ve şu an hali hazırda bir aracımız var mesela. Hem traktörümüz var, bir traktör firmasıyla birlikte geliştirdiğimiz çiftçimiz için. Hem de bir otobüsümüz var. Biz buradan hani denemek isteyen belediye, lojistik şirketi ya da herhangi bir kamu kurumu olursa seve seve araçlarımızı gönderip test etme imkanı da sunuyoruz. Onlara geleceğiz. Onları daha detaylı konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten çiftçinin durumu oldukça güç günümüzde. Hatta çiftçi kesimi kalmayabilir diye düşünüyorum. Evet, öyle bir olumsuz düşünce var. Peki bu tür çalışmalar içerisinde herhangi bir destek alabiliyor musunuz? Ama ön yargıyla yaklaşıldığından bahsediyorsunuz. Herhalde benim sorum da çok saçma oldu. Yo estağfurullah ama tabii şey maalesef şöyle bir durum var ülkemizde. Hani zaman zaman haberlerde, televizyonda da görüyorsunuz işte suyla çalışan motor icat ettiler. Ne bileyim işte havayla giden, işte 300 metre kaçan, 500 metre uçan gibi bir sürü mucitler çıkıyor içimizde. Evet. Doğal olarak insanlar tabii bir şey duydukları zaman buna önyargıyla yaklaşabilirler. Hani bunu da anlıyorum ki CNG'de zaten ünlü markaların hani kötü tecrübeleri olduğu için doğal olarak tabii devletten şuradan buradan ya da bir kamu kurumundan destek alma şansımız da şu ana kadar olamadı. Ne kadar acı. Böylece tüm Ar-Ge öz sermayeyle devam etmek durumunda. Elektrikli araçlar, bataryalı araçlar ne olacak peki gelecekte? Yani şöyle bir sorun var işte hidrojen yani bataryalar aracın şöyle bir durumu var işte ömrü az yani 2 yıl sonra bataryanın ne olacağı belli değil ve araç maliyeti kadar size bir sorun teşkil edebilir. Hı hı. Ve işte dediğimiz gibi ülkemizin altyapısının buna müsait olması lazım. Ne bileyim şu an mesela ikinci el bir binek araç Bursa'da üretilen elektrikli binek araç 250 bin liraya alabilirsiniz ama 120 kilometre yol gidebilirsiniz. Ve bataryasını değiştirmek isterseniz 8 bin euro bir maliye çıkıyor. 120 kilometreyi İstanbul içerisinde bir günde tamamlarız zaten değil mi? İkinci handikap da şu. Diyelim ki Bakırköy'de oturuyorsunuz ama hidrojen dolum istasyonu farz edin ki Eminönü'nde. Yani gidip gelmeniz zaten 3 saat sürer. Hani dolum için. Bu da mümkün değil. Yani Avrupa'da şöyle bir durum var. İnsanlar evlerinin bahçesinden, evlerinden mesela kendi binek araçlarına doğalgaz basabiliyorlar. Devlet o şekilde vergilendirebiliyor ama Türkiye'de mesela biz bunu henüz realize edemedik. Nasıl ederiz de bilemiyorum. Özellikle traktör projemiz için bu lazım. Çünkü köylerde de aynı durum var. Yani atıyorum Eskişehir Alpın ilçesinin Bozan köyündeki bir adam dolum için Çukurhisar'a gidemez 40 kilometre traktörüyle. Peki nasıl bir çözüm ürettiniz çiftçiye? İşte bu noktada bir şey var. Bina tesisatından faydalanarak aracımıza gaz basmayı sağlayan bir kompresörümüz var. Hygin isimli bir şirketin aynı zamanda Türkiye distribütörüyüz. Tasarım size mi ait? Yok değil. Bunda. Kompresör de değil. Ama biz tabii bu işi yaygınlaştırmak için nerede tıkanıyorsak o konuda alternatif çözümler bulmaya çalışıyoruz. Ve bu çözümlerin de distribütörlüğünü alıyoruz. Mesela biz işte CNG, LNG ya da hidrojenle ilgili gaz depolama sisteminin Türkiye distribütörüyüz. Ve bugün BMC, Isuzu, Karsan, Temsa gibi şirketlere doğalgaz otobüs üretirlerken doğalgaz depolama sistemlerini biz kendimiz tedarik ediyoruz onlara. Sadece çıplak tüp alıp bir modül haline getirip onların fabrikalarını otobüsün üzerine konulmak üzere sevk ediyoruz.
İkincisi bu işte kullanacağımız işte dolum ağzı, manometre, regülatör, işte yüzük, boru, fittings gibi şeylerin de distribütörüyüz. İşte Amerika'da SSB, Kore'de Dekalog gibi bir firmanın distribütörünü aldık. Aynı zamanda Almanya'da Pitek'le ilgili bir işbirliğimiz var. Ve hidrojenle ilgili ekipmanları da hani Türkiye'de üretebilir miyiz diye üzerinde konuşuyoruz. Kısacası şey, ne noktada tıkanacaksak onu aşacak çözümler geliştirdik. Mesela bir bundle yaptık. Yani çiftçiye traktörle birlikte, hani evimize nasıl aygaz tüp getirip koyuyorsa depreği için, traktörle birlikte buzdolabı büyüklüğünde bir tüp ünitemiz var. Hani bunu da bağlayıp biz onu internetten basıncını şunu bunu görüp boşaldığında otomatik olarak yenisine götürüp değiştirebiliriz. Ama dediğim gibi hepsi mevzuatla çözülmesi gereken şeyler. Ha bunu da yapmamız lazım. Neden? Çünkü mazot bugün 24 lira ama çiftçiye ÖTV'siz doğalgaz verilirse buna devletimiz izin verirse 3,5 liraya düşecek. Ve bu üretimin de önünü açacak ve şey organik tarımın da ve çevre kirliliği içinde olumlu bir etken çok olacak. Çok olumlu. Evet. Çok olumlu. Yurt dışında da faaliyetleriniz var anladığım kadarıyla. Evet. Kısaca böyle bir bahsettiniz. Tabii, tabii. Neler yapıyorsunuz? Mesela bizim bu dönüşüm teknolojisinde Omtek Corporation Amerika'nın bir elektronik kontrol ünitesini kullanıyoruz. Bunlar dünyanın çeşitli bölgesinde bazı projeler yaptıkları zaman tabii Amerika'dan mesela Romanya'ya ulaşmak zor. Ama Türkiye'den bizim oraya gidip orada destek sağlamamız daha kolay. Euro 6E emisyon sertifikasına sahip Omnitek bir motor geliştirdi. Ve bu motorun Romanya'da işte bir tır adaptasyonu ve testlerini Türkiye'den yürütüyoruz. Bunun dışında mesela Worthington firmasıyla, Worthington bir Amerikan çelik devi ve tip 3, tip 4 tüp üreticisi. Aynı zamanda hidrojen tüpü de üretir. Polonya'da PESA Lokomotif adında bir şirket var. Lokomotif üreticisi. Mesela ilk defa dünyadaki hidrojenle çalışan tren lokomotifini onlar üretti. Ve o projenin gaz depolama sistemi ve yakıt hattını Eskişehir'den biz tasarlayarak teslim ettik. Ve her perşembe online toplantıyla bunu realize ettik. Ve prototipini Polonya'da üretip onlara teslim ettirdik. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Peki bundan sonrası için Omnitek'in hedefinde neler var ya da neler planlıyorsunuz? Ya şöyle, girmeye çalıştığımız çok farklı sektörler var. Mesela doğalgazlı jeneratör. Yani düşünün ki işte bir devlet kurumu, hastane. Yani 24 liradan yine ona mazot doldurmanız gerekiyor. Gereksiz. 3 lira hatta zaten. Doğal jeneratör mesela ÖTV ile ilgili bir derdi yok. Çünkü yolda çalışan bir motor değil. Ve çok sessiz ve dumansız. Mesela CNG jeneratör konusunda biz kendi jeneratörümüzü üretmeye çalışıyoruz. Ve doğalgaz jeneratörler dizellere göre çok pahalı ama biz aynı fiyattan bunu piyasaya sunmaya çalışacağız. İkincisi mesela CNG forklift. Yani forklift sektörü de ya LPG ya elektrikli, bataryalı. Ama yine fabrika hattından forkliftinizi doldurup işinizi görürsünüz. Ve üstelik en ekonomik yakıt da doğalgaz olur yine. Üçüncüsü mesela fuel cell'le dönüşüm. Yani biliyoruz ki şu an herkesin gözü bataryalı araçlarda. Ama bir 2 yıl sonra, 3 yıl sonra bu bataryalı araçların menzilleri yine kısalacak. Ve batarya maliyeti de aracın maliyetini aşar hale gelecek. O noktada biz gidip müşterimize gelin size fuel cell'le bir çözüm öneririm. Yani bu batarya maliyetinin 3'te 1 fiyatına aracınızı fuel cell'e çevirelim demeye hazırlanıyoruz. Ve bunun içinde Bozan'da işte Eskişehir bu açıdan ucuz. Sanayi varlı arsalar Marmara bölgesine göre nispeten belki 20'de 1 fiyatında. Orada bir 15 dönüm yer alıp işte solar panel koyup oraya şu an hidrojen üretmeye çalışıyoruz. Doğalgazımızı da kendimiz üretebilir miyiz peki? Çünkü yurt dışına bağımlıyız doğalgazda. Onda da öyle, sıkıntılar yaşıyoruz. Yani Türkiye'ye 5-6 farklı ülkeden ya da kanal üzerinden doğalgaz geliyor aslında. Ve doğalgaz hani topraktan çıkan, petrolün olduğu yerde olan bir gaz çeşidi. Yani zaten biliyorsunuz Karadeniz'de oldukça ülkemize yetecek kadar gaz da bulduk. Mutlaka hani bunun da ileride kullanımı olacaktır diye umuyoruz. İnşallah diyoruz. Ama gerçekten muazzam projeler var şu an bünyenizde. Bu projelerin hayata geçmesini canı yürekten biz de diliyoruz. Çok çünkü her biri ülke ekonomisine katkıdır diye düşünüyorum ben. Bizim amacımız da o zaten inanın. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet, Sayın Osman İlker Yılmaz konuğumuz oldu. Hoşçakalın.